Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytandan Allah'a sığınırım. Mal, mülk ve servetle, çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalıp kendinizden geçirdi. İşte kocası, çocukları, malı, arabası, işi, onlarla bak övünmek sizi tutkuyla oyalıp ve delice bir tutkuyla inanıyor Allah, oyalayıp kendinizden geçirdi. Yani manyak gibi olmuş oluyor adam. Kendinden geçiyor artık, laf söz dinlemez, dengesiz bir mahluka dönüşüyor. Katı, bencil, egoist, saldırgan, böyle deli ruhlu bir varlığa dönüşüyor. Öyle ki bu mezarı ziyaretinize, kabre gidişinize, ölümünüze kadar da sürdü. Yani ölümünün son anına kadar, ölme anına kadar da bu azgınlığınızla devam ettiniz diyor Allah. Hayır ileride bileceksiniz, yine hayır ileride bileceksiniz. İki kere Allah tekrarlıyor. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiye bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Siz diyor kıyametten ve cehennemden haberiniz olmadığı için diyor Allah, yani onu tam görmediğiniz için, cehennemi görmediğiniz için, sonunda onu gerçekten yakın gözüyle aynen yakın görmüş olacaksınız. Cehennemi bütün açıklığıyla göreceksiniz diyor Allah. Sonra o gün nimetten sorguya çekileceksiniz. Yani neden mesela evliliğinde neyi tercih ederek hareket ettin? Arabada neyi amaçladın? Evde neyi amaçladın? Çocuklarda neyi amaçladın? Allah rızası için neler yaptın? Bütün benliğinden, sevginden Allah'a teslim oldun mu? Yoksa kocanı mı put hale getirdin? Çocuklarını mı put hale getirdin? Evliliğini mi put hale getirdin? Tahsilini ve işini mi put hale getirdin? Yoksa Allah için mi yaşadın? Bunun hesabını vereceksiniz diyor Allah.